Evet, değerli öğretmen arkadaşlarım, hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize. Sosyal bilgiler, ÖABT, tarih, soru çözümünde ilk konularla birlikteyiz. Hepinizi de görmekten çok memnunum. Bu akşam ilk konularınızdan özellikle sorular çözeceğiz birlikte. Ortalama bir 20 soru hazırladım. Bununla birlikte biliyorsunuz ki sosyal bilgiler ÖABT'de artık tarih soru sayısı arttı. Ortalama 25-26 civarında bir soru sayısı bekliyoruz. Bunlar içerisinde geçen yılki sınavımıza baktığımız zaman tarih metodolojisi ve tarih bilimine girişten bize henüz soru gelmedi. Yine de biz bunları biliyorsunuz sosyal ÖABT'de anlatıyoruz. Ama bunun haricinde de özellikle ilk çağ uygarlıklarından, eski çağ tarihinin temel özelliklerinden, İslamiyet öncesi Türk tarihinden, mesela geçen yıl İslamiyet öncesi Türk tarihinden 4-5 soru sormuşken, İslam tarihinden sadece bir tane soru gelmişti. Bu kısımla ilgili sorular çözeceğim size bu yıl. İslam tarihi sorularımız sayısı geçen yıl 1 olunca İslamiyet öncesi Türk devletlerine daha çok ağırlık verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda yine Türk İslam tarihinden de 4 tane sorumuz gelmişti sosyal ÖABT'de. Sosyalciler bu anlamda biraz daha böyle şey gibi kalıyor. Nasıl diyelim? Arada kalan bir bölünmüş gibi oluyor. Sanki tarih ÖABT'den daha farklı. Sizlerin gerçek olan şu ki coğrafya soruları çok daha zor. O yüzden de tarih kısmı biraz daha sanki böyle geri plan atıyormuşsunuz gibi oluyor. Ama tarih soruları artık son zamanlarda baktığımızda çapraz sorular geliyor arkadaşlar. Size tavsiyem şu, hani derse de başlamadan, soru çözümüne başlamadan önce sosyal ÖABT'de tarih ÖABT'nin 2019, 2020 ve 2021 sorularını analiz etmeniz. Genelde çapraz soracaktır. Bu yıl 2019 tarih ve 2019 sosyal ÖABT sorularını nasıl diyelim analiz edin mutlaka. Çünkü bazen aynı soruyu, bazen de sormuş olduğu soruyu cevap yapıyor ya da bir cevabı soru haline getirebiliyor. Bunlara dikkat etmenizi isterim. Bundan başka size yönlendirebileceğim sosyal ÖABT için şunu söyleyebilirim. GK'da ortak konularımız kolaydır. Çünkü GK'da zaten görmüş olduğunuz için sizin için daha aşinadır. Ama bir eski çağ tarihi, tarih bilimine giriş veya Orta Çağ Avrupa, Yeni Çağ, Yakın Çağ Avrupa tarihi gibi bu tarz işte Avrupa tarihleri yani genel kültür tarih kısmında olmayan kısımlar sizleri biraz daha zorlamakta. Daha doğrusu Angarya gibi gelmekte aslında bakarsanız. Ama bunlar içerisinde ortalama bir şu an 25-26 soruya çıktık. Bir 10 sorumuz hemen hemen bu konulardan gelecek. Yani bugün bizim birlikte daha bir başlangıç olarak bir 20 soru soracağımız kısımdan gelecek. 20 sorunun son 5 sorusu kendi sorularıma ait. Diğer 15 sorusunu havuzdan koydum arkadaşlar. Son 5 soruyu kendi yazdığım sorulardan koydum ÖABT için. Her ne kadar ki sizler için böyle işte sosyal ÖABT ya kolay falan deseler de evet tarih ÖABT ile çapraz geliyor sorularınız. Çok da aslında kolay olmayan sorularınız geliyor, karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hem biraz daha dikkatli hem temkinli, tedbirli olmakta fayda var. Ama bir o kadar da tabii ki stres yapmadan, önemli olan sınavda biliyorsunuz ki stres yönetimidir. Stres yönetimini iyi götürürseniz ve coğrafyada özellikle tarihi iyi bilerek ama coğrafyaya çok daha ayrıntılı olarak çalışarak bu işi çok daha iyi halledebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Şimdi isterseniz eğer sorunuz yoksa sorularımıza bir bakabiliriz. Tarih bilimine giriş, eski çağ uygarlıkları, ilk çağ uygarlıkları, İslamiyet öncesi Türk devletleri ve İslam tarihi, Türk İslam tarihi olmak üzere çeşitli sorular aralarından seçtim açıkçası. Tabii ki homojen ya da nasıl diyelim kapsam geçerliği yüksek bir şey değil. Çünkü sadece hani bu bir tanışma en azından soru çözümünde nasıl gidiyoruz birlikte. Hem bunu görmeniz hem de 20 soru bile olsa belki bir soruda bile olsa bir şeyler size öğretmek amacıyla buradayım. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Ben Selin Ortaç, tarih öğretmeninizim. Tarih ÖABT ve sosyal ÖABT ve sınıf ÖABT'de 2004 yılından beri, 2013'ten beri de tarih ÖABT'de çalışmaktayım. Tanışmadıklarımız için tanışmış olalım aynı zamanda. Evet arkadaşlar o zaman sizin de çok vaktinizi almadan
ilk sorumuzla aynı zamanda devam edebiliriz diye düşünüyorum. Sizler için de bir sıkıntı yoksa, ekranda gözüküyorsa birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki, şimdi yüzyılları öğrenmek çok önemli bizim için. Tarih bilimi, takvim bilgisiyle ilgili sorularımızla karşılaşmışız daha önceki yıllarda. Ancak bununla ilgili bize çok ayrıntılı olarak işte Hicri takvimi Rumi'ye çevirmeyi ya da Rumi takvimi ya da Hicri takvimi Miladi'ye çevirmek gibi sorularla karşılaşmıyoruz. Ancak daha önce çıkmış sorularımızdan bir tanesinde yüzyıl sorusuyla karşılaştık ki bu hep böyle bir canım küçümsediğimiz, hızlıca geçtiğimiz ama aslına bakarsanız önemsediğimiz bir kısımdır. Diyoruz ki soruda, sizler de bana cevap verin aynı zamanda. 1176 yılı ile ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir denmiş. Diyor ki yüzyılın 11. yüzyılın ilk son çeyreğidir. 12. yüzyılın ikinci yarısıdır. 12. yüzyılın son çeyreğidir. Arkadaşlar şimdi 1126, ilk iki rakamımızı artı bir ekleyelim biz. Eğer milattan sonraysa, milattan sonraki bir yılı vermiş olduğu için biz burada 12. yüzyılda olduğumuzu biliyoruz. Yani 11. yüzyılın son çeyreği değil. O zaman biz ilk şıkkımızı elemiş olduk. İkinci özelliğimizde, ikinci öncülüğümüzde ise diyor ki 12. yüzyılın ikinci yarısıdır. Evet, 1176 yılı 12. yüzyıldır. Ve ilk 50 yıl değil, ikinci 50 yıldan bahsettiği için tabii ki ikinci yarısıdır. 12. yüzyılın son çeyreğidir demiş. Çeyreğine baktığımızda 4 çeyreğimiz var zaten biliyorsunuz. 75 yılından sonrası tabii ki son çeyrek olduğu için bu da doğrudur. O yüzden biz sizlerin de cevap vereceği üzere cevabımız 2 ve 3'tür. Yani E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuz tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Aynı zamanda biliyorsunuz ki tarihin en çok yardımcı olan bilim dalı her zaman arkeoloji ve coğrafyadır arkadaşlar. Ama bununla birlikte yardımcı çeşitli bilim dallarımız da var. Bununla ilgili bir sorudan soru seçtik havuzdan. Yukarıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangilerinden yazılı kaynakların incelenmesinde faydalanılabilir demiş. Biliyorsunuz ki tarih yazıyla başlar. Yazının bulunmasıyla tarihi devirlere geçiyoruz. Böylece yazılı eserlerden faydalanan yeni bilim dalları da aynı zamanda ortaya çıkmış oluyor. Filoloji, epigrafya ve paleografya vermişiz. Filoloji biliyorsunuz ki dil bilimidir. Yani yazılı olan bir belgenin hangi dilde yazıldığını bize gösterir aynı zamanda. Sizler de cevap verin ben burada okurken, konuşurken. Yazılı bir belgenin hangi dilde yazılmış olduğunu gösterir? Bu filolojidir tabii ki. O zaman birinci öncülümü alıyorum. Aynı zamanda epigrafi, yani kitabe bilimi. Özellikle biz ilk kitabe hemen Orhun kitabelerinden bunu örnek verebiliriz. Orhun kitabelerinin üzerindeki yazıları okuyan bilim dalı, aynı zamanda kitabenin bilim dalı epigrafyadır arkadaşlar. O zaman ikinci öncülümüzü de alırız. Ve paleografya. Yazı bilimidir biliyorsunuz ki yazının çeşitleri, şekilleri ve bunların ne anlamlara geldiğini aynı zamanda inceleyen bilim dalıdır. Yazının anlamıyla, diliyle ilgili olan filolojidir. O yazının çeşidiyle ilgili işte hiyeroglif olabilir, Osmanlıca olabilir, Çince olabilir. Bunun hangi, bu işaretlerin hangi anlamlara geldiğini söyleyen bilim dalımına ise paleografya diyoruz biliyorsunuz. Sizlerin de cevap verdiği gibi cevabımız o zaman 1, 2 ve 3'tür. Anlamadığınız, takıldığınız bir yeri tekrar bana sorabilirsiniz. Geldim 3. sorumuza. Diyor ki, tarih biliminin araştırma basamaklarının sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar demiş ki tarama, terkip, tasnif, tahlil, tenkit. Bu soru özellikle tarih ÖABT'de defalarca kez çıkan soru tiplerinden birisi. Bazen bize sıralatır. Bazen ise bir özelliğini sorar. Özellikle kaynak taramayla başlarız. Bunu hep böyle göz ardı ediyoruz arkadaşlar. Kaynak taramadan sonra ise biliyorsunuz ki tasnif vardır. Yani sınıflandırmamız vardır. Bundan başka tahlil kısmına geçeriz ardından. Yani bir araştırmacı yazar, bir tarihçi. Daha sonrasında tahlil kısmına, yani çözümleme kısmına geçer. Daha sonra ise biliyoruz ki tenkit kısmı. Yani bunu biz İç tenkit ve dış tenkit olarak da ikiye ayırabiliyoruz biliyorsunuz. Dış tenkit kapağın aslında araştırılmasıdır. İç tenkit ise elimizde olan eserin içeriğinin orijinal olup olmadığının hem araştırılması hem de aynı zamanda bu konuyla ilgili
kesin kaynaklara, gerçek kaynaklara ulaşıp ulaşmadığımızı araştırırız ve burada aynı zamanda birinci elden kaynaklar olmasına da özen gösteririz. Son kısmımız ise tabii ki terkip, yani sentez kısmıdır. Bu yüzden de sizin de söylediğiniz gibi Berna cevap vermiş. Evet, bu yüzden de söylediğimiz gibi cevap Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Terkip kısmı araştırma tarih biriminde araştırma basamaklarının son kısmını oluşturmaktadır diyoruz. Geldik öyleyse dördüncü sorumuza. Diyor ki, tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden sadece tarih devirlerinin araştırılmasına yararlanılabilir? Sadece tarih bilimi dediğine göre, demek ki tarih devirlerinden bahsettiğine göre, demek ki artık yazının bulunmuş olduğunu ben bu soruda öncelikle düşünmeliyim. Etnografya, coğrafya, epigrafya, arkeoloji, antropoloji. Arkadaşlar, etnografya kültür bilimiydi. Kültürler yazıdan önce de vardır. Yazı bulunduktan sonra da gerçekleşir. Giydiğiniz kıyafetten, yediğiniz yemeğe, kullandığınız kaşığa kadar hepsi sizin kültürünüzle ilgili bize bilgiler vermektedir. Coğrafya, yaşadığınız bölge hakkında sizin yaşam şartlarınızın aynı zamanda oluşması ve çeşitli kültürlerle ya da çeşitli milletlerle nasıl diyelim, iletişim kurabilmenizi ve bunu yordamamıza sebep olan aynı zamanda yardımcı, en önemli yardımcı bilim dallarımızdan birisidir. Epigrafya kitabe bilimidir ki epigrafya da biliyorsunuz ki bir yazılı kitabe olması gerekir. Az önce Orhun kitabelerine örnek verdik kendimizde. O yüzden yazı olması gerektiği için cevabımız tabii ki Ceyhan'dır, sizin de söylediğiniz gibi. Arkeoloji ise kazı bilimidir. Burada şuna dikkat edin. Tarih öncesi araştırma devirlerinde de, tarihi bilim dönemlerinde de, yani tarihi devirlerde de, yazıdan önce de yazıdan sonra da bir tarih araştırmacısı arkeolojiden faydalanır. Çünkü mutlaka bir eser üzerinden deniz geçer, rüzgar geçer, toprak geçer ama bir şekilde bir katmanla örtülmüştür. Bu katmanın üzerinden kaldırılmasını sağlayan bilim dalı arkeolojidir. Ancak tarihi devirler değil, tarih öncesi devirlerde de arkeoloji kullanıldığı için Denizli şıkkını kabul etmiyoruz. Antropoloji ise biliyorsunuz insan ırklarını inceleyen yardımcı bilim dalıdır, tarihe yardımcı olan bilim dalıdır. Bu yüzden cevabımız tabii ki epigrafidir. Yani epigrafya kültür bilimleri, kitabe bilimini inceleyen bilim dalı olarak kabul ediyoruz. Geldik beşinci sorumuza. Daha önce tarih ÖABT'de de çıkmış bir soruydu arkadaşlar. Burada Annales ekolünden bahsediyor biliyorsunuz ki. Türk tarih eğitim sistemini derinden etkileyen, Avrupa'da başlamış olan bir ekoldür Annales tarih ekolü. Ülkemizde ilk temsilcilerinden birisidir demiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda kuruluş devrinde toprak meseleleri başyapıtlarından biridir. Böyle bir makalesi var arkadaşlar bu hocamızın. Tahrir defterleri üzerinde çalışma yapan ilk tarihçidir. Bu bizim için flash bir ifadedir aynı zamanda. Temel özellikleri verilen tarihçi aşağıdakilerden hangisidir dedik. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ömer Lütfi Barkan, Neşet Çağatay, Mustafa Akdağ, Halil İnalcık. Arkadaşlar biliyoruz ki biz özellikle tahrir defterleriyle ilgili çalışmaları yapan kişi Türk iktisat tarihinin de önemli bir çalışmacısı, araştırmacısıdır. Annales ekolü araştırmacı tarih yazıcılığının başlangıcında önemli bir ekoldür ve şu an günümüzdeki tarih araştırmalarında da kullandığımız metotlar arasında yer almaktadır. Ömer Lütfi Barkan sınavda sorulmuştur. Yani bu soruda Ömer Lütfi Barkan sorulmaktadır. Toprak meseleleri ve tahrir defterleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Unutmayın, ÖSYM sormadığını değil, sorduğunu sorar. O yüzden Ömer Lütfi Barkan'ı ve bu özelliklerini mutlaka bilmelisiniz. Soruyu seçmemin sebebi de budur. Evet, geldim öyleyse 6. sorumuza. Diyor ki, Konya'nın Çumra ilçesinin 10 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Milattan önce 7000 yılından kalma bir kentin büyük bir bölümü ortaya çıkarılmış. UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiştir. Yukarıda bilgileri verilen Anadolu'nun tarih öncesini aydınlatan merkez aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çayönü, Çatalhöyük, Alişar, Alacahöyük, Truva. Arkadaşlar, sizlerden de cevaplarınızda da aynı zamanda bakayım. Evet, hepinizin de evet, Konya dediği an zaten hep biz ezberledik. Hatırlıyoruz, biliyoruz ki
İlk çağ uygarlıklarında biz ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlara biz tümülüs diyoruz. Orta Asya'da ismi kurgan, Anadolu uygarlıklarında ise ismi höyüktür. Biz burada özellikle çatal höyük bizde Neolitik dönemde yani cilalı taş döneminde biliyorsunuz ki çanak çömlekli ve çanak çömleksiz dönem olarak ayrılmakta. Çanak çömlekli dönemdeki çatal höyük, Konya çatal höyük bizim için aynı zamanda ilk şehir yerleşkesi olarak da bilinmekte. Yine arkadaşlar Çayönü bizim için ilk köy yerleşkesidir ki o da Neolitik döneme aittir. Çatalhöyük ve Çayönü özellikle bizim için önemli bilmemiz gereken yerler arasındadır. Çatalhöyük ilk şehir yerleşmesi Neolitik döneme aittir diyoruz. Evet, geldik o zaman 7. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki başkent ve uygarlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Agade, Akatların başkentidir demiş. Ninova, Asurların başkentidir demiş. Babilon, Babillerin başkentidir demiş. Memphis, Mısırların başkentidir demiş. Ve Ur, Sümerlerin başkentidir demiş. Evet arkadaşlar biz biliyoruz ki Ur şehri, biz Sümer'in şehir devletleri şeklinde örgütlendiğini tabii ki biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz, hemen verdiniz zaten cevabı. Ur, Uruk, Lagash, Kiş, Nippur, Eridu gibi çeşitli şehir merkezleri var ve her biri bir nevi eyalet sistemi şeklinde yönetilmiş. Her bir şehir devleti kendi yöneticisini kendisi seçmişti. Bu yüzden de Ur şehri için Sümerlerin başkenti diyemiyoruz. Merkezi bir imparatorluk, merkezi bir devlet anlayışı olmadığı için. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Edirne şıkkıdır dedik. Evet geldik o zaman 8. sorumuza. 8. sorumuza diyor ki hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Patesi, Akatlardaki yöneticiler. Kalde, Babillerin diğer ismi. Karum, Asurların kurduğu pazarlar. Zigurat, Sümerlerde tapınaklar. Hammurabi kanunları, Babillerde hazırlanan ilk anayasal kurallar. Evet sizlerden cevabı alırken aynı zamanda tabii ki hemen veriyorsunuz. Arkadaşlar burada Kalde, Babil Devleti'nin diğer ismidir. Kalde Devleti olarak da bilinir. Karum, Asur Devleti tarafından kurulan, biliyorsunuz onlar Anadolu'da ilk şehir örgütlenmelerini, aynı zamanda Anadolu'ya yazıyı getiren Mezopotamya uygarlığıydı Asurlar. Ninova'da çok büyük bir kütüphaneleri vardı. Karum adı verilen büyük bir nevi AVM gibi alışveriş merkezleri vardı. Hatta bir de Babartum isimli konuk evleri bulunmaktaydı. Kara koloniciliğini yapmışlardı. Ziguratlar ise Sümerlerin tapınaklarıydı. 7 katlıydı. Aynı zamanda burada hem tapınak olarak, hem ambar olarak, hem okul olarak, hem de aynı zamanda gökyüzünün incelenmesi, rasathane olarak da kullanılan bir tapınaktı. Tapınak sosyalizmini de yine ziguratlarda görmüştük. Her şehir devleti, Sümerlerde oluşan her şehir devletinin merkezinde ziguratlar bulunmuş. Şehirler ziguratların etrafında örgütlenmişlerdi. Hammurabi kanunları ise kısasa kısas özellikli Babiller tarafından, Babiller'de hazırlanan evet ilk anayasal kurallardı. İşte gözünü oyanın, gözünü oy falan gibi böyle kısasa kısas esaslı kanunlarımız arasında yer almaktaydı. Evet, Patesi yine Sümerler'de diğer ismiyle Ensi olarak da bildiğimiz Sümerler'deki rahip prensler, rahip yöneticiler, hem dini özelliği olan hem de idareci özelliği olan kişilere Ensi veya Patesi ismini veriyorduk Sümer şehir devletlerinde. Evet geldik öyleyse 9. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisine ait bir açıklamaya yukarıda yer verilmemiştir? İlk defa Çin uygarlığında ortaya çıkan buluştur. Roma uygarlığında yönetim organıdır. Mısırlardaki anıt mezarlardır. Yunan şehir devletlerine verilen isimdir. Papirus, işte piramit, kağıt, polis, senato diye şıklarda vermişiz. İlk kez Çin uygarlığında ortaya çıkan buluşumuz biliyorsunuz ki kağıttır tabii ki. Roma uygarlığındaki yönetim organı senatodur arkadaşlar ki Roma dönem dönem cumhuriyet, aynı zamanda imparatorluk ve dönemlerinde de çeşitli şekillerde de yönetilmiştir, idare edilmiştir. Senatoyu oluşturan yine
idareci aristokratik sınıftan yine senato oluşmuştur. Roma, Mısırlardaki anıt mezarlara biz aynı zamanda piramit ismini veriyoruz ki halkın mezarlarına ise labirent isimlerini veriyorduk, hatırlayalım. Yunan şehir devletlerine polis ismini veriyoruz. Mısırlarda bunların ismi nom adını almakta demiştik. O zaman öyleyse cevap anahtarımıza ne diyoruz? Dokuzuncu sorumuzda Bursa şıkkı, yani papirüs ile ilgili bir bilgi bulunmamakta. Papirüs biliyorsunuz ki bitki liflerinden oluşturulan, yapılmış olan kağıtlardı arkadaşlar. Aynı zamanda Bergama'da ve daha sonra Mısır uygarlığında da kullanılmışlardı. Harikasınız, cevabı zaten Bergama diye de birisi yazmış. Harika. Evet, geldik o zaman 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden geçen sene oldukça fazla soru gelmiş. Bu yüzden sorma ihtiyacı duydum. ÖSYM. 1. İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki teşkilattan. 2. Asya Hun, Göktürk, Uygur ve Avrupa Hun devletine. İyi çalışın arkadaşlar. Genellikle bunlardan bize soru gelir. Hazarlarla ilgiliyse Hazar Barış Çağı ile ilgili bunlara böyle hani göndermede bulunan sorularla karşılaşırız. Şimdi bir yudum su alayım. Burada da diyor ki Uygurlarla ilgili ait olmayan bilgiyi arıyoruz. İlk hükümdarları Kutlu Bilge Kağan'dır. Kutlu Bilge Kül Kağan. Ay Bilge'de Kut bulmuş Külük Bilge Kağan. Uygurlarda Ay kutsal biliyorsunuz. Tufan ve Kans Uygurları olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Kağıt ve matbaayı kullanmışlar. Din değiştirmeleri sosyal ve kültürel hayatlarında önemli değişikliğe yol açmış. Çin egemenliğine son vererek Türk boylarının bağımsızlığını sağlamışlardır. Arkadaşlar biz biliyoruz ki Çin egemenliğine son vererek Türk boylarının bağımsızlığını sağlayanlar Kutluk, yani 2. Göktürk devletidir. İlteriş Kağan, yani Kutluk Kağan Çin'e karşı yaptığı isyanda başarılı olmuş ve sonunda kendi devletini kurduğu için kendisine İlteriş, yani derleyen toplayan anlamında da ünvan verilmişti. Diğer özellikler, evet, Uygurlara aittir. Kağıt ve matbaayı kullanmışlar ve hatta matbaayı geliştirerek matbaaya hareket katmışlardır. Din değiştirmelerinden kastettiğimiz Budizm ve özellikle Maniyeizmi benimsemeleriyle birlikte et yemeyi ve kan dökmeyi yasakladığı için savaşçı özelliklerini kaybetmişler. Aynı zamanda hayvancılıktan daha çok tarım toplumuna geçmişler. Bu da onların yerleşik hayata geçmelerini zorunlu hale getirmişti. Maniyeizm tapınağına her gün, günde 9 kez selam vermek zorunda kalmışlardı hatırlarsanız. Bu yüzden Uygurlarla ilgili arkadaşlar E şıkkı doğru değildir. E şıkkı 2. Göktürk, yani Kutluk Devleti'nin özellikleri arasında yer almaktadır. Aytengri'de Kut bulmuş. Nerede soruldu bugün hocam? Evet, o zaman geldik biz 11. sorumuza. 11. sorumuzda çeşitli kavramlar var arkadaşlar. 2020 KPSS lisans GK'da da sormuştu benzer bir soruyu. Diyor ki yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Toygun, Kaan'ın yerine geçecek veliaht. Agılık, devlet hazinesinden sorumlu olan kişi. Bitikçi, yazışmalardan sorumlu olan görevli. Yargan, davalara bakan mahkeme ya da hakim. Tudun, vali veya vergi memuru. Hangisi yanlış verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar, agılık hazineden sorumlu olan kişidir. Bir nevi defterdar gibi düşünebiliriz. Bitikçi, bazen tamgacı olarak da alıyoruz ama eğer ki mühürlemeden, tuğra çekmekten, hani kabaca tuğra gibi bir şeyden bahsederse tamgacı diye ayırabiliriz. Bitikçi daha çok yazışmalar yapan, Reis-ül Kütap gibi, Amedi kalemi gibi bir adam. Yargınlar davalara bakan, halkın davalarından bahsediyor arkadaşlar. Halkın arasındaki, devletten bahsetmiyoruz. Halk içerisindeki davalara bakan mahkemelerdir ki hakimlerine de yargan ismi verilmektedir. Yargıcı olarak da biliyorsunuz karşımıza çıkabilir ki tudunlar, vergi memuru olarak bazı kaynaklarınız alsa da aynı zamanda oradaki valiler vergilerin toplanmasından da sorumlu oldukları için tudunlara aynı zamanda hem vali hem de vergi memuru olarak kabul edebiliyoruz. O yüzden evet, Toygun ise biliyoruz ki kurultaydaki üyelere, her bir bakana, boy beyine biz Toygun üyesi adını veriyoruz. Kaan'ın yerine geçecek olan veliaht diye bir şey yok ama Kaan'ın çocuklarına biz Tigin ismini vermekteyiz, şehzadelere bir nevi. Türk İslam devletlerinde biliyorsunuz ki Melik,
Osmanlı'da ise şehzade isimlerini almışlar. Evet, geldik o zaman 12. sorumuza. Irak ve İran'ın fethedildiği dönem. Hazreti Ömer döneminde kurulan devlet hazinesi. Müslümanlar arasında siyasi görüş ayrılıklarının çatışmaya dönüşmesi. Kabilecilik anlayışının tekrar güçlenmesi. Aşağıdakilerden hangisine ait bir açıklama yukarıda yer verilmemiştir diye sorduk. Arkadaşlar, İran ve Irak'ın fethedilmesi biliyorsunuz ki Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmiştir. Hazreti Ömer döneminde kurulan devlet hazinesinin ismi Beytül Mal'dır. Müslümanlar arasındaki siyasi görüş ayrılıklarının çatışmaya dönüşmesi. ÖSYM çok sever, çok dikkat edelim. Eğer ki soruda hakem olayı varsa hakem olayını seçiyorum. Eğer ki soruda hakem olayı yoksa tarihi ABT sordu. Sıffin Savaşı'nı alıyorum arkadaşlar. Çünkü Sıffin Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki hakem olayına gidiliyor ve hakem olayıyla birlikte ilk keskin ayrılıkları, İslam tarihindeki ilk keskin ayrılıkları görüyoruz. Hem işte Aleviler, Şiiler, hem Muaviye ile birlikte Emeviler, hem de haricileri görüyoruz, karşımıza çıkıyor ve kabilecilik anlayışının tekrar güçlenmesi, Hazreti Osman'ın kendi ailesinden olan kişileri devlet kademelerine getirmesiyle kabilecilik anlayışı tekrar güçlenmiştir. İkta, dirlik veya tımar Osman'daki ismiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır arkadaşlar. Sizlerin de söylediği gibi cevabımız Adana şıkkıdır. Evet, geldik o zaman 13. sorumuza. Diyor ki Bizans sınırında kurulan sınır kentleri. Abbasilerde devlet otoritesinin zayıflamasıyla kurulan küçük devletler. Avicenna adıyla Avrupa'da ünlenen İslam bilgini, altından basılan Arap İslam parası. Hangisine ait bir açıklamaya yukarıda yer verilmemiştir diye sormuş arkadaşlar bize. Evet, şimdi Bizans sınırında kurulan sınır kentleri, Bizans sınırında kurulan sınır kentlerimiz var. Abbasilerde devlet otoritesinin, bunlara biz ne diyoruz? Avasım diyoruz. Abbasilerde devlet otoritesinin zayıflamasıyla kurulan küçük devletlere ise Tevaif-i Mülük diyoruz. Bugün hatta postunu yaptım Tevaif-i Mülük devletlerinin. Mısır'da, İran'da ve Kuzey Afrika'da olmak üzere 3 ayrı bölgede Abbasi devletinin zayıflamasıyla kurulan Tevaif-i Mülük devletlerimiz var arkadaşlar. Avicenna adıyla Avrupa'da ünlenen İslam bilgini ise tabii ki İbn Sina'dır arkadaşlar. Ve altından basılan Arap İslam parasına ise dinar ismini veriyoruz. Farabi ise Muallim-i Sani olarak bilinen kişidir. Farabi ile ilgili herhangi bir bilgi bu soruda bulunmamaktadır. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, geldik o zaman 14. sorumuza. Hıttin Savaşı'nda Haçlıları yenilgiye uğratarak Kudüs'ü Haçlılardan geri alan devlettir. Abbasilerin Mısır'a atadığı vali Muhammed bin Togaç'ın kurduğu devlettir. Oğuzların Kınık Boyu tarafından kurulan devlettir. Dandana Kan Savaşı'ndan sonra zayıflayarak Hindistan'ın kuzeyine çekilen devlettir. Aşağıdaki devletlerden hangisine ait bir özelliğe yukarıda yer verilmemiştir? Tolunoğulları. Arkadaşlar, Tolunoğulları Akşitler, Eyyubiler, Gazneliler, Büyük Selçuklular demiş. Hıttin 1187 yılında yapılan Hıttin Savaşı ile Haçlılardan Kudüs'ü alarak 3. Haç Seferi'nin yapılmasına sebep olan kişi Selahaddin Eyyubi ve tabii ki bu devletimiz Eyyubi devletidir. Abbasilerin Mısır'a atadığı vali Muhammed bin Togaç tarafından kurulan devletimiz Akşitler veya İhşidiler, Beyaz Güneş devletidir. Oğuzların Kınık Boyu tarafından kurulan devlet tabii ki Büyük Selçuklu devletidir. Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Nesa, Seras, Dandana Kan Gaznelilerin yıkılış sürecini başlatmış. Büyük Selçuklu Devleti'nin ise kuruluşunu tamamlamasında etkili olmuştur. Hindistan'ın kuzeyine çekilen Gazneli Devleti bundan sonra arkadaşlar Gurlular tarafından yıkılmışlardır. Burada bilgilerimiz içerisinde çok özür dilerim. Adana şıkkı, yani Tolunoğulları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Abbas halifesinin dağılması, Abbas devletinin dağılmasıyla kurulan Tevaif-i Mülük devletlerinden birisidir. Ahmet bin Tolun tarafından kurulmuş. Bu dönemde El-Katai şehrini kuran devlettir aynı zamanda. Aynı zamanda Kahire'de Tolunoğlu Ahmet Camii ile Mısır'daki ilk Türk İslam mimarisini yapan Türk devletidir.
Tolunoğulları. Cevabımız Adana'dır yani. Evet, geldik 15. sorumuza. Bu soru itibariyle benim sorularım arkadaşlar. Kendi yazdığım sorular. Bir bakalım. Arthur Evans, Adana'nın efsanevi kralı Minos'tan dolayı bu uygarlığa Minos adını vermiştir. Aka ve Dor saldırıları sonucunda yıkılmışlardır. Yukarıda özellikleri belirtilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Görelim bakalım cevaplarınızı. Miken, Girit, Yunan, İyon, Lidya. Evet arkadaşlar, cevapları alayım. Evet, Miken uygarlığı dediniz. En çok karıştırılan iki uygarlıktan bir tanesidir. Arkadaşlar burada cevabımız Girit uygarlığı içerisinde yer almaktadır yine. Minos'tan dolayı burada genelde Mikenlerle karıştırılır. O yüzden cevaba Miken'i de önce koydum. Cevabımız Girit uygarlığıdır arkadaşlar. Tamam. Evet, sadece küçük bir ayrıntıdır. Lütfen öğreniniz. Minos'tan dolayı Minos adını alan diğer uygarlığımızın ismidir. Evet, bir diğer soruma bakalım o zaman. Geldik 16. sorumuza. Çok seviyorum bu soruyu. Kapısında ölüm tanrısı Hades giremez yazan Asklepion Sağlık Merkezi hangi uygarlığa aittir? Kolay bir soru bence. Yunan, Miken, Dor, Helen, Bergama. Evet, cevapları alayım arkadaşlar sizlerden. Ölüm tanrısı Hades giremez. Ne kadar güzel değil mi? Hastanelere yastalar keşke. Ölüm tanrısı Hades giremez denesin de yani. Bilemedim şu anda. İnancımıza ters düştü ama. Güzel bence yani. İddialı gelmiş. Evet, Asklepion Sağlık Merkezi'nin burada olduğunu biliyoruz. Ölüm tanrısı Hades giremez cümlesini de bilmeniz açısından verdim. Tabii ki cevabımız Bergama'dır. Aynı zamanda biliyorsunuz ilk kodeksleri oluşturan, ilk aynı zamanda Anadolu uygarlıkları, yani Anadolu içerisinde, Anadolu coğrafyasındaki ilk kütüphaneyi oluşturanlar da Bergama Krallığı'dır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Evet, geldik 17. sorumuza. Yine benim sorularımdan birisi. Orhun kitabelerinde Türklerde devlet adamlarının millete hesap verme anlayışının varlığı görülmüştür. Bu durumun teokratik, oligarşik, demokratik yönetim anlayışlarından hangilerine uygun olduğu savunulabilir? Arkadaşlar, teokratik yapıda biz genelde diyorum bakın, semavi dinlerin yani Allah tarafından indirilen kitaplara göre, işte İncil, Zebur, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim, buna göre yönetim varsa teokratik özellik vardır diyoruz. Osmanlı Devleti gibi. Orta Çağ'daki Avrupa gibi, Orta Çağ Avrupası gibi. Bunun gibi devletler teokratiktir. Bununla birlikte İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurultayın içerisinde din adamlarının olmamasını, teokratik özellik göstermemesinin kanıtı olarak da kabul ediyorduk. O yüzden zaten burada bir de teokratik özellik göstermez diye aldık. Almaz, göstermez. Oligarşik. Oligarşi biliyorsunuz ki bir zümre yönetimidir. Aristokrat bir sınıfın yönetimi. Yine Roma'da Senato dönemi mesela, konsiller dönemi. Bunlar oligarşik yönetim dönemidir. Demokratik ise tabii ki bu soru için çok şık olmuştur. Türklerde devlet adam millete hesap verme anlayışı görülmüş. Bu yüzden bu demokratik özellikte göstermektedir arkadaşlar. Halka hesap vermesi açısından. Zaten biliyoruz ki biz her boy beyi kim tarafından? Halk tarafından seçilmekteydi. Bu yüzden de demokratik özellik gösterir. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Arkadaşlar, anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz diyoruz. Evet, geldim o zaman. Cevabı Ceyhan açıkladıktan sonra geldik 18. sorumuza. 18. sorumuzda Attila'dan bahsettik. Avrupa Hun Devleti, Batı Hun İmparatorluğu'nun yüce krallarından, yüce şeylerinden, hükümdarlarından birisi Attila. Abisi Bleda'yı öldürerek biliyorsunuz ki tahta geçmeyi başarmış. Onun zamanında Bizans üzerine seferler düzenlenmiş ama yetmemiş. Biliyorsunuz ki Batı Roma'ya da sefer düzenlemek için çeşitli sebepleri ortaya çıkmış. Diyor ki hangileri? Attila'nın 451'deki Galya Seferi, yani Katalon Savaşı'ndan bahsediyorum burada. Katalon Seferi ya da Galya Seferi olarak da adlandırabiliriz. Bunların sebepleri arasında yer almaktadır diye sormuş. Theodosius'un Attila'ya vergisini ödememesi. Nişanlısı Honoria'nın Roma tarafından başkasıyla evlendirilmesi. Frankların taht kavgası için Attila'dan yardım istemesi. Arkadaşlar, Theodosius Attila'ya vergisini göndermiyor. Batı Roma'dan vergi bekliyoruz aynı zamanda. Bununla birlikte Honoria bir komutandan hamile kalıyor ve Honoria'yı Bizans'a gönderiyorlar. Diyorlar ki sen git, namussuz kadın. Burada şeye kapan, ne diyorlar ona?
onların nesi var ya? Manastıra kapan, tövbe et falan. Honor yazdım çünkü çocuğunun tahta iddiası olabilir. Honor ya da akıllılık ediyor. Atilla'ya bir yüzük gönderiyor. Evlenme teklif ediyor. Diyor ki benimle evlenir misin? Bunun üzerine I say it yes diyor Atilla. Ve tabii ki ona da gün doğuyor. Ve diyor ki Batı Roma'nın diyor enişte kontenjanından toprakları bana aittir deyip Batı Roma'dan toprak talep ediyor. Bu arada Franklar içerisinde bir taht kavgası çıkınca taht kavgasında kardeşlerden biri Atilla'dan yardım istiyor. Diğer kardeş de Batı Roma'nın paralı askerliğini yapan Etius'tan yardım istiyorlar. Böylece Attila ile Etius karşılıklı geliyor. Tarihin en kanlı savaşlarından biridir 451'deki Galya Seferi, daha doğrusu Katalon Savaşı. Katalon Savaşı'nda ortalama 150 bin kişinin öldüğünden bahseder Ostrogot tarihçileri. Çünkü biliyorsunuz ki bizde yazı yok. Got tarihçileri tarafından kaleme alınmıştır. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Evlilik mi nereye kadir? Evlenmiyorlar tabii ki ama işte bahane oluyor arkadaşlar. Zaten o arada biliyorsunuz Papa Leo geliyor, yalvarıyor falan, böyle ayaklarına kapanıyor Atilla'nın. Diyor ki bizi fethetme, git diyor başka bir yere. O arada Atilla zaten doğu seferini yapmak istiyor. Diyor ki ben bunları nasıl olsa sonra alırım. Bu arada yine Roma'nın lejyonerleri arasında çiçek hastalığı çıkıyor arkadaşlar. Onlar çiçek hastalığından kırılınca Roma'nın lejyoneri kalmıyor falan. Katalon Savaşı efsane bir savaş gerçekten. Tarihte önemli bir savaştır 451'de. Mutlaka bilinsin. Evet, tarihin dedikodularını çok severim. 19. soruyla devam ettim. Yine benim sorularımdan birisi. Son 5 soru kendi yazdığım sorular arkadaşlar. Ticaret toplumların yaşam tarzını ve yönetimlerini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Orta çağda kullanılan aktif ticaret yollarından hangilerinin kullanılması Hazar Barış Çağı'nın yaşanmasında etkili olmuştur? İpek yolu, kral yolu, kürk yolu, baharat yolu, Hint yolu. Arkadaşlar biz özellikle Orta Çağ ve Yeni Çağ'da baharat ticaret yolu veya Hint ticaret yolu veya Akdeniz ticaret yolu olarak bildiğimiz Hindistan'dan başlayan, Akdeniz'den geçen, Avrupa'da son bulan ticaret yollarını biliyoruz. Hazarlar ise biliyorsunuz ki Doğu Avrupa'da yer almışlardır. Yani Hazar Denizi'nin doğusunda, kuzey doğusunda yer almaktadırlar. İpek ticaret yolu burada çeldiricidir bizim için. İpek yolu ise Çin'den başlar. Yine Karadeniz'in kuzeyinden geçer. Anadolu'da Bursa'da bir mola verir, oradan Avrupa'ya gider. Bu yüzden de İpek yolu da ilk çağ uygar, ilk çağda özellikle etkin olarak kullanılmıştır. Orta çağda, ilk çağda, orta çağda kendisini gösteren özellikle kürk yoludur. Kral yolu ilk çağ uygarlıklarında biliyorsunuz ki Lidyalılar tarafından, her ne kadar ki AÖF ve MEP kitaplarında Persler tarafından yapılmıştır dese de ÖSYM tarih ÖABT sınavında bunu Lidyalılar olarak 2019'da sordu ve Lidyalılar olarak kabul etti. Bakın ÖSYM bizim kıblemiz değil. MEP bizim kıblemiz değil. MEP, AÖF. Biz tararız tarihçiler olarak. Sizin için tarıyoruz. Ama burada önemli olan ÖSYM'nin daha önceki sınav sorularında almış olduğu doğru cevaplardır. ÖSYM daha önce sınav sorusunda bir doğru cevabı aldıysa bunu değiştirmez. Çünkü kendisiyle itirafa düşmek istemez, bunu açıklayamaz. Bu yüzden de kral yolunu hala Lidyalılar olarak almaktadır. Kral yolumuz Lidyalılara ait diye geçiyorum yine. Kürt ticaret yolu buradaki cevabımdır. Arkadaşlar bal, mum, kürk, nasıl diyelim, parafin gibi özellikle hayvansal ürünlerin satıldığı Kürt ticaret yolunun son noktasında Hazarlar bulunduğu için Yahudilerle, Müslümanlarla, paganlarla ve şamanlarla ticaret yapmışlardır. Bu yüzden de Hazarlara biliyorsunuz ki birçok mabet yan yana bulunduğu için o döneme 10. yüzyıla bu yüzden de Hazar Barış Çağı ismini vermekteyiz arkadaşlar. Orta Çağ'da kullanılan aktif ticaret yolu arasında bulunmaktadır diyoruz. Evet, 19. sorumuzdan sonra geldim son sorumuza. Evet, güzel zamanlar çabuk geçer. Geldim 20. sorumuza. Son sorumuz yine benim sorularımdan birisi. Orta Asya Türk devletlerinin yönetimleri incelendiğinde ekseriyetle saltanatın görülmediği konusunda tarihçiler hemfikir olmuşlardır.
Buna göre İslamiyet öncesi Türk devletlerinde saltanat yönetimini engelleyen temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? Ülkenin ikili teşkilatla yönetilmesi, göçebe yaşam tarzını benimsemeleri, kut anlayışının varlığı, Hakanların boy beyleri tarafından seçilmeleri, Hakan'ın yönetimi Hatun'la paylaşması. Bakın, ben bu soruda tek bir doğru cevap vardır demiyorum. Bütün cevaplar da doğru olabilir ama en önemli doğru cevabı istiyorum. ÖSYM bunu çok yapar. ÖSYM bunu çok sever arkadaşlar. Der ki en doğru olan, en geniş kapsamlı, kesinlikle olabilecek olan gibi. Şimdi burada biz saltanat yönetiminde ne deriz? Bir, babadan oğula geçer. İki, en önemli özelliği şudur. Saltanat yönetimi tahtta olan kişinin ömrünün sonuna kadar, ölene kadar, kaydı hayat süresince tahtta kalmasını sağlar. Hani Osmanlı'daki Ekber Erşed'deki işte falan filan durumları geçiyorum. Ama burada Orta Asya Türk tarihinde biz diyoruz ki kut kavramıyla kim kutluysa o tahta geçer. Eğer ki bir Hakan'ın kutunun alındığına karar verirse kurultay, önce kurban keser, gök tengriye kurban keser, atalar kültüne çaput bağlar vesaire vesaire. Baktı ki hala düzelme yok, o zaman der ki gök tengri kutunu almış. O zaman kutlu olmayan, kutu alınmış olan Hakan tahttan indirilir, yerine başka bir kutlu olan kişi tahta geçirilir. Bu yüzden kut anlayışının varlığı saltanat yönetimini engellemiştir. Saltanat idaresini engellemiştir. Burada sizi çeldirebilecek tek bir şey var. Kafanızı karıştıracak kutta. Atilla dönemidir. Atilla'nın ölümünden sonra İlek İrnek Dengizek'in tahta geçmesi, oğullarının saltanat yönetimini yapmış olması bir istisnadır. Bunu sormak isterse ÖSYM sadece Atilla döneminde sorar. Onun haricinde diğer Türk devletlerinde biz saltanat yönetimini hiçbir zaman görmüyoruz. Bununla birlikte kafanızı yine karıştıracak olan Teoman bilgisi vardır. Teoman'dan sonra oğlu Metehan tahta geçmiştir. Evet, ama o bir veraset uygulamasında değildir. Yani bir varis bırakmamıştır. Bir şehzade bırakmamıştır. Teoman'ı öldüren Metehan'dır. Metehan kendi hakkıyla tahta geçmiş ve aynı zamanda kut kavramını, ikili teşkilatı, kurultayı İlk kez tarihe kazandıran da zaten Metehan olmuştur. Bu yüzden arkadaşlar Metehan tahta çıktığında kut diye bir şey zaten yoktu. Ama Metehan'dan sonra artık kutu başlattığımız için yine istisnalarda kafanızın karışmasını asla istemiyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu yüzden cevabımız sizlerin de verdiği gibi Ceyhan şıkkıdır diyoruz. Evet, böylece bu akşamki arkadaşlar sorularımız da buraya kadardı. Sizlerle sadece tanışma şansı elde etmiş olduk. Sadece 20 soru çözmüş olduk. Bir kısmı havuzdan, son 5 kısmı kendi sorularımdan seçtiğim sorulardı. Sizlere eğer ki bir faydası olursa ne mutlu bana. Ortalama bu yılki 8-9 sorunuz bu akşamki sorduğum, çözdüğüm sorulardan. Yani tarih bilimine giriş, İslamiyet öncesi Türk devletleri, eski çağ uygarlıkları, eski çağ tarihi, İslam tarihi, Türk İslam tarihi ve Orta Çağ Avrupa'sından gelecektir arkadaşlar. Siz de bunlara göre dikkat ediniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.